Sevgili ikinci sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bu videomuzda sizlerle gerçek arkadaş metnini inceleyeceğiz arkadaşlar. Sorularımızı yanıtlayacağız. Bundan önceki videolara kanalın oynatma listesi kısmından ulaşabilirsiniz. Ya da bizleri Instagram sayfamız İlkokul öğretmenimden yazarsanız linklerini yollayarak size yardımcı olurum arkadaşlar. Hemen ilk kısımla başlıyoruz. Arkadaşlık nedir sorusuna nasıl cevap verirsiniz demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar, arkadaşlık nedir denildiğinde sizlere okulda hepimizin arkadaşı vardır, değil mi? Onlarla oyunlar oynarız. Konuşuruz, vakit geçiririz. Güzel bir şekilde zaman geçiririz, kitap okuruz sevdiğimiz insanlardır, zaman geçirdiğimiz insanlardır. Sırlarını sakladığımız kişilerdir, güvendiğimiz kişilerdir. Bunları söyleyebiliriz. Hemen e, bize bir bilgi vermiş onu okuyalım. Şimdi de metni sesli okuyunuz. Okurken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Satır sonlarındaki nokta ve Soru işaretlerinde durarak nefesinizi ayarlayınız. Soru işareti olan cümleleri soru sorar gibi okuyunuz demiş. Bize bilgi vermiş arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Gerçek arkadaş. Bugün en mutlu günüm. Bugün gerçek bir arkadaşım var. Adı Yağmur. Gerçek arkadaş nasıl olur? Sizi anlar. Ona göre davranır. Oyun oynarken de ders çalışırken yanınızdadır. Sizi korur, yardım eder. Bunu gözlerinden anlarsınız. Sizi hiçbir zaman yanıltmaz. Dinlenmeye çıkmıştık. Üç kişi top oynuyorduk. Yağmur, ben ve Murat. Okulun bahçesi küçüktü. Biz de bir köşede top tutmaca oynuyorduk. Nasıl olduysa oldu. Murat topa ayağıyla sertçe vurdu. Top da gitti bir çocuğun yüzüne çarptı. Ortalık birden karıştı. Çocuk bayılmıştı. Öğretmenlere haber verdiler. Çok korkmuştum. Burada öğretmen bunu kim yaptı diye soruyor. Murat Deniz yaptı diyor. O an dünyam karardı. Öğretmenime, anneme, babama ne diyecektim ben? Müdür yanındaki öğretmenlere baktı. O sırada beklemediğim bir şey oldu. Yağmur gerçek bir arkadaş olduğunu gösterdi. Murat yalan söylüyor. Topa buran kendisidir. Denizin hiçbir suçu yok. O an dünyalar benim oldu. Gerçek arkadaş her zaman doğruyu söyler. Yağmur, sevgili arkadaşım, seni şimdi daha çok seviyorum. Ne olur, hiç değişme. Hep doğrucu ol hep arkadaşım olarak kal. Çok güzel bir şekilde burada arkadaşlar, arkadaşlığın önemini anlatmış bize birinci etkinliğime bakıyorum. Kitabınızın baş sayfasındaki içindekiler bölümünü inceleyiniz. Kitaplarda bu bölümün niçin verildiğini arkadaşlarınızla konuşarak açıklayınız demiş. Herkes kitabının ilk sayfasını açabilir arkadaşlar. Onun üzerinden konuşalım. İçindekiler kısmında aslında bize kitapta yer alan bütün metinler, bölümler verilir değil mi? Onların hangi sayfada olduğu gösterilir. Örneğin, Paylaş dedi babam 33. sayfada. Ya da Güzel Yurdum 63. sayfadadır. Buradan bakarak kolaylıkla aradığım metni bulabilirim. İkinci etkinliğimle devam ediyorum. Aşağıdaki çalışmaları içindekiler bölümüne göre yapınız. Türkçe ders kitabında kaç tane tema var demiş arkadaşlar. Temaları sayacak olursak bakın. Birinci tema, ikinci tema olarak belirtmiş. Toplamda içindekiler kısmından bakın sizde 8 tema vardır. İkinci soruma geçtim. Gerçek arkadaş metni hangi temada geçiyor? Bakıyoruz zaman gerçek arkadaş metni birinci tema yani erdemler temasında geçiyor. Yazıyorum. Birinci tema. Şöyle belirtelim. Erdemler temasında geçiyor. Gerçek arkadaş metninden önce ve sonra gelen metinlerin adını ve bulunduğu sayfa numaralarını yazınız demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar ondan önce şenlikli bir akşam yemeği 14. sayfada ondan sonra alçak gönüllü olmak 27. sayfadadır. Yazalım önce şenlikli bir akşam yemeği şenlikli bir akşam yemeği sayfası 14 sonrasında alçak gönüllü olmak bu metinde 27. sayfada yer alıyor 22. sayfaya geçtim bir metni fısıldamadan dudakları kıpırdatmadan Sallanmadan ve satırları parmakla takip etmeden okumaya sessiz okuma denir. Böylece metni tanır, kelimeleri doğru okuruz. Bir metnin tonlama, vurgu ve beden dili kullanılarak seslendirilmesine sesli okuma denir. Bakın burada zaten gerçek arkadaş metnini karga arkadaşımız sesli bir şekilde söylüyor. Diğer arkadaşımız sessiz okumayı hala öğrenemedi diyor. Sesli ve sessiz okumayı bize belirtmiş. Sessiz okuma yaparken fısıldamadan, dudaklarımızı hareket ettirmeden ve parmağımıza takip etmeden okuma yapıyoruz. Ama sesli okumada tonlama, vurgu ve beden diline dikkat ederek okuyoruz. 23. sayfanın 3. etkinliğine geçtim. Burada bana aşağıdaki cümleleri, cümleleri okumamı istemiş ve koyu yazılan kelimelerin anlamlarına dikkat etmemi istemiş. Bugün gerçek bir arkadaşım var. Burada var kelimesi koyu yazılmış, değil mi arkadaşlar? Var yerine hangi kelimeyi yazarsak cümlenin anlamı değişir? Var yerine yok yazarsam anlamı değişir, değil mi? Bugün gerçek bir arkadaşım yok dediğimde tam tersi anlaşılır. Bu yüzden tam zıttı diyebilirim bu iki kelimeye. Aşağıdaki balonlarda Hangi kelimeler yazıyor? Zıt anlamlı olanları aynı renge boyayınız. Alçakta kalan kelimelerin zıt anlamlarını da siz bulunuz demiş. Pardon, açıkta kalan. Baktığım zaman arkadaşlar, gitti kelimesinin zıt anlamlısı geldi'dir. Burada renklerin ismini yazayım ben. Siz de boyamanızı yapın. Çok fazla zaman kaybetmemek için. Gitti kelimesini örneğin maviye boyuyorum. Bunu da maviye boyayacağım. Geldi bunun zıttıdır. Ver kelimesinin zıt anlamlısı ne olacaktı? Al olacaktı. Burada yok. Siz yazabilirsiniz. Eğri kelimesinin zıt anlamlısı doğrudur. Burayı pembeye boyayabilir. E, pembe rengine boyanmış ama neye boyayalım? Mora boyayalım örneğin. Bunu mora boyayabilirsin. Bunu da mora boyayacaksın. Sert kelimesinin zıt anlamlısı daha yumuşaktır. Bunu da turuncuya boyarsın ya da sarıya. Bunu da aynı renge boya bakalım. Bu şekilde eşleştirmemi yaptım arkadaşlar. 24. sayfaya geçtim. Okuduğunuz metinde Deniz başından geçen bir olayı anlatıyor. Siz de arkadaşlarınıza yaşadığınız bir olayı anlatınız. Konuşurken yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak söz varlığınızı zenginleştiriniz demiş. Burası sınıfta yapacağınız bir bölüm geçiyorum. 4. etkinliğe. Okuduğunuz metindeki olayların oluş sırasını hatırlayınız. Aşağıdaki cümlelerde olayların sırası karışmış. Olayları sırasına uygun kelimelerle eşleştiriniz. Baktığımız zaman bana 3 tane olay vermiş ve sırasına göre eşleştirmemi istemiş. Dinlenmeye çıkmıştık. 3 kişi top oynuyorduk. Yağmur, Ben ve Murat. İlk önce bundan bahsetti, değil mi? Önce kelimesiyle eşleştiriyorum. Murat topa ayağıyla sertçe vurdu. Top da gitti. Bir çocuğun yüzüne çarptı. Sonra bu oldu. O yüzden sonrayla eşleştirdim. Yağmur sevgili arkadaşım seni şimdi daha çok seviyorum. Ne olur hiç değişime hep doğrucu ol. Yağmur bu arada tabii ki doğruları söyledi ve bu cümle geçti. Daha sonra olarak da bunu eşleştirdim arkadaşlar. Önce dinlenmeye çıktılar. Sonra Murat topa ayağıyla vurdu ve çocuğun yüzüne çarptı top. Daha sonrasında ise Yağmur doğruyu söyleyerek arkadaşını mutlu etti. 5. etkinlikteyim 25. sayfadayım. Burada soruları cevaplayınız demiş bana. Birinci soruda Murat topa sertçe vurunca ne oldu? Top bir çocuğa çarptı çarptı ve çocuk yere düştü değil mi bayıldı İkinci soruda Murat öğretmene bu olayı kimin yaptığını söyledi bu olayı denizin yaptığını söyledi Denizin yaptığını söyledi. Olayın sonunda Murat nasıl davranmalıydı? Aslında doğruyu söylemeliydi, değil mi? Doğruyu söylemeliydi. Kötü bir şey de yapsak her zaman doğruyu söylememiz gerekir. Bir sonraki soruya baktım. Yağmur için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? İşaretleyiniz demiş. Yağmur doğruyu söylediği için dürüsttür, doğru sözlüdür, güvenilirdir, değil mi? Üçünü de işaretliyorum arkadaşlar. 26. sayfaya geçiyorum. 6. etkinlikteyim. Karışık olarak verilen kelimelerle cümleler oluşturmamı istemiş bana. Daha sonra da noktama işaretlerini uygun şekilde kullanın demiş. Çocuk bayılınca çok korktum. Bu cümleyi kurabilirim. Çocuk bayılınca çok korktum. Cümlem bitti sonuna noktamı koydum. İkincisine baktım. Gerçek arkadaş nasıl olur? Bakın burada soru yönlendirdiği için soru sorduğu için cümlenin sonuna soru işareti koydum. Ve son olarak diğer cümlemi kuracağım. Gerçek arkadaş sizi hiçbir zaman yanıltmaz değil mi? Gerçek arkadaş sizi hiçbir zaman yanıtmaz yazıyoruz. Gerçek arkadaş sizi hiçbir zaman yanıltmaz. Cümlemi tamamladım. Sonuna nokta koydum arkadaşlar. Tamamlanmış bir cümledir bu da. Evet 26'yı da bitirdim. Bir sonraki videomda alçak gönüllü olmak metnini inceleyeceğim. sorularına yanıtlayacağım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizler Instagram sayfamızı ilkokul okul takip etmeyi unutmayın. Kanalımızda matematik, hayat bilgisi gibi ders kitaplarımızın videosu da mevcut. Bunları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize kocaman sevgiler.